Şimdi hemen yatırıma gidelim. Yunus Yurtbakan'a soralım. Piyasadaki son durum nedir? Yunus merhaba, kolay gelsin. Ben euro dolarla başlamak istiyorum. 1.10 kırıldı. Yavaş yavaş da piyasa aşağı gidiyor. Amerika'dan gelen rakamlar var. Sence etkili oldu mu ya da olabilir mi Amerika'dan gelen bu veriler? Dün de söylediğimiz gibi Euro'larda 1.10.30 önemli bir rakamdı. Kısa vadeli bir açtık ama hani onun rakamın altında düşüş baskısı biraz daha fazla. Zaten dün Asya eksideydi, bugün artıda. Avrupa düne de bakmadı, bugüne de bakmadı. Bir ralliye devam ediyor. DAX'tan bahsetmiştik. 9.350 önemli bir rakamdı. Bu rakamı kırdığımızı görüyoruz. Bu rakamın üzerinde olduğu sürece Avrupa borsaları nispeten kısa vadeli yukarı, Euro'larda aşağı olacaktır. Amerika'dan gelen veriler oldukça iyi. Hani 1.004 beklenirken %1 artı olması çok iyi bir rakam. Bunu da tabii ki Euro dolarda etkisini gördük. Sert bir düşüş yaptı. 1.0950'ye kadar düşüşün devamı beklenir. Bu rakamın altına sarkar mı sarkamaz mı? Bunu takip edeceğiz diyebiliriz. Peki Yunus, bir de altına bakalım mı? Altındaki beklentiler nasıl? Orada biraz da herhalde piyasadaki risk algısına göre şekilleniyor ama şöyle daha geniş planla baktığınızda iyimser misiniz? Son gelen bu veriler bir şekilde altın fiyatını etkiler mi sence? Altın aslında yatırımcıların en çok merak ettiği konulardan biri. Çünkü vadeye göre çok değişkenlik gösteriyor. Biz kısa vadede yükseliş, orta vadede yükseliş ama uzun vadede düşüş beklemekteyiz. Hani geniş açıdan baktığımız zaman iş Asya'ya da aslında bağlıyor, Avrupa'ya da bağlıyor. Birincisi özellikle Japonya'da negatif faize geçtikten sonra birçok yatırımcı güven liman talebi de olabilir veya parayı başka koyacak yer bulamadıklarından olabilir. Altına bir yönelim oldu. Yani ciddi bir fiziki talep var. Onun dışında bir aydır fonlara baktığımız zaman altın alımlarında varlıklarının arttırdıklarını görmekteyiz. Bunun da etkisi var. Üçüncüsü, geçtiğimiz haftalarda bir ciddi düşüş olmuştu borsalarda. Buradan dolayı birçok yatırımcı biraz daha pozisyonları hedgelemek adına altına geçmişti. Bütün bunların etkisiyle altın 1.250'ye kadar dayandı. Fakat günlük ve haftalık grafikte baktığımız zaman bir düşüş kanalı var ve bunun üst sınırı şu anda 1.250'den geçiyor. Bu rakamın üzerinde biz günlük kapanış görmediğimiz sürece bütün bunlar aslında hani orta vadeli yatırımcılar için birer satış fırsatıdır. Bugünkü gelen veriyle de yine Euro dolarda olduğu gibi nispeten bir düşüş gördük. Aşağıda 22 dikkat ediyoruz. Yukarıda da 1.240 ve 50 dirençlerini takip ediyoruz. Dediğim gibi 20'nin üzerinde kısa vadeli yükseliş ama orta vadeli 50'yi geçmediği sürece aşağı yönlü beklenti devam etmekte. Yunus çok teşekkürler. Kolay gelsin. Ben yatırımın görüşleri bu şekilde. Şimdi...